Şimdi dostlar bunu nasıl çevireceğimi bir düşünmem lazım işte. Hadi buyurun beraber çevirelim. Şöyle inşallah ters değildir. Hop. Tabii ki Ve de doğru değil. oldu. Tabii ki de değil. Bakın çok güzel oldu. Şimdi şöyle güzelce toplayalım ve mayalanmaya bırakalım tepsi mayasını ve görelim bakalım nasıl olacak. Sevgili dostlar, bakın bugün size rengarenk harika bir açma yapacağım. Şöyle güzelce hamurumuz için ne yapacağım? Güzel şeyimizi soyacağım. Kırmızı pancarımızı. Şöyle. Soyduğumuzda görüşürüz. İkili için. Sevgili dostlar, o kadar güzel ki bunun rengi. Rengine bayılıyorum. Tabii aynı zamanda vitaminine de bayılıyorum. Çok da vitaminli aynı zamanda. Bunun turşusunu yapacaktın, hala yapmadın. Evet. Gözlerimiz yaşlı bekliyoruz. Ama sen çok hasta oldun. Hep yapayım diyorum ama bir denk gelmiyor işte. Allah nasip etmesi etmiyor dostlar. Her şey nasip işi. Böyle doğrayacağım. Ondan sonra da güzelce çekeceğim ve güzel bir hamur yoğuracağım Allah izin verirse. Şimdi içine bir tane yumurtamızı beyazıyla akına ayırarak kırıyorum. Allah razı olsun, yumurtanın Allah için kırılmaya bayılıyor. İşte böyle. Şimdi bir bardak yoğurdumuzu da koyuyorum. Ve karıştırmaya devam. Burada maya koyacağım dostlar. Mayayı unuttum. Kızım orada versene. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da maya koyuyorum dostlar. Şuradan tuzumuzu da yeteri kadar da tuzumuzu koyuyorum ve karıştırmaya devam. Olsun, sonra koyarım. Dostlar çok güzel ezildi. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Ondan sonra şöyle bir yemek kaşığı şeker koyuyorum. Aldığı kadar da un koyarak ne yapacağım? Yoğurmaya devam edeceğim dostlar. Yemeğimizi. Tezgahımızın üstüne bolca un attım ve şimdi hamurumuzu iyicene yoğuracağım. Tabii elimi kestirmeden dostlar, bıçağı var. Vallahi unutmuştum, bıçağını elimi kestiriyordum ha. Hii. Tövbeler olsun ya. Bak. Şunu kaldırayım mı? Birazcık şuraya yağ damlat bakayım elime. Yeter, çok damlatmam bu mu Dilek'ciğim? Elin hiç mi ölçüsü yok? Bana bir laf deme kele ya. Sen bugün bana bir laf demen olmaz. Sana demesem kendime mi diyeyim? Bakın dostlar, hamurumuz ele yapışmayan güzel bir hamur oldu. Biraz daha böyle elimizi yağlayarak yoğurduğumuzda tam kıvamında, istediğimiz kıvamda bir hamur olacak.
bakın dostlar, güzelce de şöyle yapıp koyalım, üstünde örtelim ve mayalanmaya bırakalım. Sevgili dostlar, şimdi bir de beyaz hamur yoğuracağız. Deminki kırmızı hamurumuzun devamı. Bu kadar yeterli. Bu sefer çok malzeme kullanmayacağım. Çünkü beyaz hamur az olacak. Şimdi şöyle bir bardak yoğurdumuz var. Bir tane yumurtamızın beyazını, sarısını ayırıyoruz. Benim dostlarım ayırırlar, bilirler. Şöyle. Elimi yıkayıp geliyorum dostlar. Bakın dostlar, yeteri kadar tuz, bir tatlı kaşığı kadar tuz, bir yemek kaşığı şeker, birazcık sıvı yağ, şöyle yarım bardak, şöyle bir tatlı kaşığı da maya. Ve şimdi yoğurmaya başlıyorum. Yoğurulunca görüşürüz. Evet, yoğurunca görüşürüz dostlar. Çünkü ana malzeme bu. Evet. Şöyle elimi yağlayarak iyice yoğurdum dostlar. Benim hakkım düşmüş buraya. Evet. Sevgili dostlarım, şöyle güzelce bakın, ele yapışmayan güzel bir hamurumuz oldu. İyice de ne yaptım? Yoğurdum. Hadi bakalım. Yeter. Bakın dostlar, çok güzel oldu hamurumuz. İyice de yoğurduk. Şimdi mayalanmaya bırakacağız tavamıza. Bir suyla oynamayı, bir de hamurla oynamayı çok seviyorsun. Evet, benim en büyük hobilerimden biri de suyla oynamak dostlar. Suyla oynamaya bayılıyorum. Bakın dostlar, şöyle hamurumuzu böldüm. Ve şimdi şöyle bir beze yapalım. Bakın dostlar, harika bir hamurumuz oldu. Rengarenk. Bunun rengine bayılıyorum dostlar, bayılıyorum. Şöyle bunu da 5'e böleceğim. Bakın çok güzel hamurlarımız oldu. Sonra koyacağım. Şöyle tezgahımızı hafifçe yağlayıp güzelce ne yapıyoruz? Hamurlarımızı genişletiyoruz. Şöyle yağlı kağıdımızın üzeri, yağlı kağıdımız kadar olduğunda tamam. Şöyle. Hani kameradan uzaklaşabildiği kadar uzaklaş. Hiç çekmek gel. Önemli değil. Şöyle gel sen de. Allah Allah, uzaklaştım da ben mutfağı mı terk ettim? Bakın dostlar, bu şekilde yaptım. Şimdi ortasında böyle güzelce de her tarafının kalınlığını bir yedene kadar ne yapıyorum? Böyle yapmaya devam ediyorum.
Şimdi şöyle elimle tereyağımızı şöyle güzelce hemen yerine gelecek şekilde yağlıyorum. Sonra yine zeminimize birazcık şöyle yağlayarak kırmızımızı açıyorum dostlar. Şöyle ortasına koyuyorum ve şöyle çekiştirerek aynı büyüklükte açmaya devam ediyorum dostlar. Her yerine gelecek şekilde şimdi dostlar bakın böyle alıyorum ve hemen üzerine tekrardan seriyorum. Şöyle bunun üstünü kapatacak şekilde kapatıyorum. İşlemimiz bu şekilde tekrarlıyoruz. Evet, tekrardan üzerine böyle tereyağını sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde. Evet. Şimdi bu şekilde yaptık ve ortaya bana bir tane bardak verir misin kızım? Tabii ki de. Bekle. Şimdi dostlar bakın şu şekilde tam ortaya bunu şöyle bastırıyorum ve alıyorum. Şimdi bu çaya ihtiyacım var. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle tutuyoruz. Gücümüzün yettiği kadar şu şekilde şöyle çevirerek şöyle şurada birleştiriyoruz. Bakın ikişer ikişer ve şöyle yapıyoruz. Bir çeviriyoruz, iki çeviriyoruz, üçüncüye birleştiriyoruz şöyle. Şurada birleştirdiğimizde çok güzel olacak. Zaten bunun özelliği ve güzelliği burasında dostlar. Şöyle çeviriyoruz, çeviriyoruz ve şöyle birleştiriyoruz. Emin olun harika bir bu mayalandığında daha çok ortaya çıkacak dostlar. Bize bir tepsi yetmeyeceği için bir iki tepsi yapacağız. Evet, iki tepsi yapacağız. Bir tepsisi sevgili iş arkadaşlarıma, kankalarıma. Allah Allah. O da nereden çıktı? Kankalar. Şimdi dostlar bunu nasıl çevireceğimi bir düşünmem lazım işte. Hadi buyurun beraber çevirelim. Şöyle inşallah ters değildir. Hop. Tabii ki de doğru değil. Oldu. Tabii ki de. Bakın çok güzel oldu. Şimdi şöyle
Güzelce toplayalım ve mayalanmaya bırakalım tepsi mayasını ve görelim bakalım nasıl olacak. Sevgili dostlar, şöyle güzelce yumurtamızın sarısını üzerine güzelce sürüyoruz ve sonra da mayalanmaya bırakıyoruz. İşlem bitince mayaya geçeceğiz. Evet. Ve bundan sonra da pişmiş haline getireceğiz. Fırınlanmış haline. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bakın dostlar, harika oldu açmamız. Misafirlerimize, ne bileyim çocuklarımıza rengarenk yapması kolay, çok güzel bir şey. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Derine gitti. Geldim. Geldi, geldi. Yanma, sıcak çünkü bak. Bakın dostlar. Harika. Şöyle artık ortadan aç. Şuradan da açabiliriz tabii. Çok sıcak dostlar.